önce taksiye bindi, sonra inmek bilmedi. Bağırarak ortalığı inletti. Arabada gitsene. Bir İstanbul klasiği, yolcu şoför geriliminin perde arkası. Kenan Doğulu'nun olaylı doğum günü. Biz sen olduğun için çok şanslıyız. Seni çok seviyoruz. Evinde sevdikleriyle bir arada olan Doğulu'nun doğum gününe polis neden baskın yaptı, neler yaşandı? Tüm detaylar az sonra. Efendim, güzel bir güne, güzel bir haftaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir hafta bizim için de tabii Haziran'ın başlangıcı aslında. 3 Haziran sabahındayız. Evet. Böyle devam etsin, gayet güzeliz, güzel. Değil mi Ebru'cuğum? Haziran'a girdik, girişle beraber de sıcak havalar kendini ciddi anlamda gösterdi. Hem de mevsim normallerini böyle 3 ila 8 derecede üzerinde hissediyoruz şu anda. Bunu istemiyor muydun aylardır? Bunu istiyordum ve karşılaştık. Evet. İlerleyen dakikalarda sevgili Hüseyin Öster'e zaten bağlanacağız. Efendim, doktorluk program sizleri bekliyor. Verelim mi numaramızı? Hadi verelim. 0500 34 265. Kendi numaranı verecek. 43 72. Bak bir gün onu yapacaksın yanlışlıkla bence. Son gün. Çok bekleyen de var ama beklesinler. Twitter, Instagram. Bu sabah Show TV, Ebru Akel, Murat Güloğlu TV. Niye Ebru son gün? İşte buradan bana ulaşabilirsiniz diyeceğim. İki yaz boyunca yokuz ama buradan bana ulaşabilirsiniz. Tamam. Özel haberler sunacağız, göndereceğiz. Tamam. Bağlantılar yaparız. Sen zaten böyle plajdan canlı yayın falan açarsın. Plaj olur, dağlık alanlar olur, olur. Orman olur, çadırda kamp, mamp. Yani çadırı kurmuşumdur, yerde. Oradan yapmışımdır yayını. Her şey olabilir. Evet, Ebru'cum. Olabilir. Hafta güzel. Sonu güzeldi anladım kadar. Çünkü sıcak hava vardı. Çok sıcaktı. Gerçekten evet. Çok sıcaktı. Oluyor. Bundan muzdarip olanlar da vardı, değerlendirenler de vardı. Doğru söylüyorsun. Bakacağız yansıyan görüntülere ama hafta sonu bize gelen çok güzel bir haber vardı. Ne oldu? Hayır olsun. Baksana bak bizim A milli voleybol kadın takımımız her zaman olduğu gibi adını şöyle güzel bir şekilde yine. Dün gece yaşandı bunlar. Voleybol milliler Milletler Ligi'nin ikinci haftasının son maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup etti. Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ni. Vay evet. Be kendi evinde. Aynen. Arlington kentinde oynanan mücadelede böylece 8. maçını geride bıraktı Ay Yıldızlılar. İkinci hafta müsabakalarında da ilk iki maçında Almanya ve Sırbistan'ı yenmişlerdi. Maşallah. 3-1'lik skorla mağlup etmişlerdi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin 3. haftasında nereye gidecek dersin? Nereye? 12-16 Haziran tarihleri arasında Hong Kong'ta. Allah yine uzun yol ya. Ya yazık olacak. Evet. Ekonomide uça uça mahvolacaklar yazık kardeşlerim. Tayland ama o çözüldü artık. Emin misin? Evet. Ya öyle derler. Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Çin ve Brezilya ile karşılaşacaklar yine onları. Çinliler nispeten kısadır. Tayland da aşağı yukarı öyle. Brezilya belki zorlayabilir. Dominik de iyidir. Vallahi helal olsun diyoruz. Ne diyelim? Yani son şampiyondu zaten. Evet. Milletler Şampiyonası'nda. 11-16. Aa, önümüzdeki hafta çok tabii. İyi. Demek evet. Ki bizler de bayram tatilinde hem daha doğrusu bayrama da girerken evet. Bize muhteşem bir sevinç daha yaşatacak. Filenin kızları şahane insanlar bir kez daha helal olsun diyoruz evet. Gerçekten. Amerika da çok zorlu bir rakipti. Amerika iyi yendiler biliyorsun. Şimdi bravo. Buradan sonra yine zorlu rakiplerinde yarısıyla birliklerinin gücüyle. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'miz var sağ olsunlar kızlarımız sayesinde. İki Amerika Birleşik Devletleri, üç de Brezilya. İşte Brezilya. Türkiye'nin şu anda en iyi markası tüm dünyada işte bu kızlar. Evet. Ve bu kızlara çektirdiğimiz çile reva mı diye sormuştuk zamanında ama dönüşleri herhalde anladık kadarıyla güzel bak, olacak. Valla bak ayak uçlarından saçlarının teline kadar onları böyle pamuklara sarmalıyız. Güzel güzel Lıyız. Gitsinler. Hiçbir yerlerine bir şey olmasın. İşte baksana. Onu uçuran artık hangi hava yolu şirketiyse herhalde bu sefer yapacaktır. Ama hiç olmadı mesela business. Bir tane uyku tulumuyla kargoda en azından getirsinler. Uyuya uyuya gelsin kardeşlerim. Hadi bakalım. Helal olsun diyoruz güzeller güzel arkadaşlara. Texas'ı dar etmiş Amerikalılara bu kardeşler. Evet. Bye be. Hadi devam sonra da edelim. Hong Kong. Aynen. Şimdi İstanbul'da dün sabaha karşı, daha doğrusu sabah saatlerinde güne bir yıkımla başladık. Aynen. Küçükçekmece'den gelen korkunç bir haberdi bu. Zira 36 yıllık bina çöktü. Aslında dünya literatürüne baktığın zaman oldukça genç bir bina diyebiliriz. Enkaz altında 9 kişi kaldı. Hayatını kaybeden oldu maalesef. 3 katlı binanın şaşırttı mı? Pek değil. Deniz kumuyla yapılmış olduğu ve statiğin bozuldukça bozulduğu ortaya çıktı. Detaylara bakalım. Allah'ım.
yardım et insanlara. Aç gelişle diyorum. 2,5 saat sonra enkazdan bir yaralı daha çıkarıldı. Allah, binaya bakar. Deniz kumuyla inşa ettiler, kaçak kat çıktılar. Kentsel dönüşüme sokmadılar. O ihmal zinciri faciayla son buldu. Bina çöktü, enkaz altında kalan 9 kişiden biri öldü. Küçükçekmece'deki 3 katlı bina yaklaşık 36 yıllıktı. Bir kat ofis olarak kullanılıyordu. Diğer katlarında da aileler yaşıyordu. Altında iş yeri vardı. Onun bir üst katında da iş yeri vardı. İkinci, üçüncü katta da aileler vardı zaten. Herhalde 5 aile yaşıyordu burada. Kamyon geçerken bile hissediyordum. Bina titriyordu yani. Biz bitişindeki binanın sahibiyiz. Biz orayı kentsel dönüşüme sokacaktık. Orası Murat Bey'in binası. Murat Bey'le biz daha önce konuşmuştuk, istişare ettik. Dedik ki burayı beraber yıkıp yapalım falan diye. Murat Bey bazı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Ancak sahibinin yıktırmak istemediği o bina yerle bir oldu. İçinde 9 kişi vardı. Hepsi enkaz altında kaldı. O sırada İETT otobüsü ve bu siyah araç enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler şu anda dakikalarla değil adeta saniyelerle yarışıyor. Sağ sırtı girdik, ondan sonra çöktüm. Sakladığımın arasına atmıştım kendimi, oradan bir boşluk girdim. Kayınım buradaydı, öyle eşi. Eşi içeride, kayınım çıktı. Şu an bekliyoruz. Enkazdan biri 6 aylık bebek olmak üzere 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Türkmenistan uyruklu olan bir yabancı kardeşimiz vefat etti. 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan biri İran, 7'si Türkmenistan uyruklu. Tamamı yasal kalışı olan yabancılar. 3 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından enkazda bulunanların hepsi çıkarıldı. Ancak şu anda ekipler sessizlik istedi. Enkaz altında başka kalan var mı yok mu diye şu anda dinleme yapılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakan Mehmet Özesekin'in yaptığı açıklamaysa korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Bina deniz kumuyla inşa edilmiş, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyulmamış, üstelik son 2 yıllarda üstüne 1,5 kaçak kat çıkılmıştı. Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk ile girişteki dönerci dükkanının sahibi gözaltına alındı. Bir kişi hayatını kaybetti maalesef. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve yaralılar var. Şimdi yaralılar, yani o anı yaşayanlar, hayatta kalanlar, şans eseri. Hı hı. Çıktıkları anda yaşadıkları şok, işte yaralı halde, yani ifadelerini daha sonra paylaşacaklardır bizimle. Ama Murat, şimdi öncesinde bu bina zaten yürürken bile titriyormuş ya. Evet. Altında bir tane dönerci, işte üstünde bir iş yeri daha, onun üzerinde 2 kat. O 2 katın bir tanesi de hani sonradan çıkmış. Birçok yani. İstanbul'da birçok yapıda olduğu gibi. Evet. Ve beyefendi çok güzel anlattı. Biz dedi mal sahibiyle aslında istişare yaptık dedi. Bu bina ile ilgili dedi. Yani bina gidecek, gitti gidecek. Hadi gel bir şey yapalım. Yani şimdi istişarenin altındaki metni çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten. Şöyle yan taraftaki arkadaşlar, işte o söyleyen insan apartmanı tamamen boşalttırmış. Elektrik, doğalgaz neyse ki kesilmiş yani. Ve birkaç gün içinde yıktıracaklarmış. Ama bu söz konusu Murat Bey isimli şahıs, ya bakarız demiş. Durumum yok vesaire vesaire, ama içeride de o sırada 15-20 kişi yaşıyor mesela. Hani böylesi durumlarda bir kişinin ya da iki kişinin inisiyatifine bırakılırsa ortaya çıkacak sonuçlardan bir tanesi. Çok ucuz atlatılmış bir durum, ben sana söyleyeyim. Evet. Pazar günü olması, sabahın 8.30'u olması. Orada düşünsene, yani şu an mesela olsa böyle kımıl kımıl. Her yani yerde araçlar... insanlar var, araçlar olacak, ne bileyim dükkanlar açılacak, herkes dükkanını açacak vesaire. Ve burada ciddi bir ölüm söz konusu olabilirdi. Tabii. Ve bu otobüsü kullanan arkadaş bile yani kıl payı atlatmış hadiseyi. Düşünsene, bu ciddi ciddi bir uyarıdır. İnşallah en azından bunu ciddiye alırız hep beraberce. Zaten yapının deniz kumuymuş, yok şuymuş buymuş. Türkiye'de özellikle İstanbul'da bu civarda 3000-5000 civarında zaten bir yapı var. Yani herhalde hele bir deprem olsun, sonrasında bakılır şekliyle düşünülürse zaten böylesi çok fazla denk gelecektir. Ucuz atlatılmış, büyük geçmiş olsun. Ölene de Allah'tan rahmet dileyelim. Ne diyelim Ebru'cuğum. Allah'tan rahmet dileyelim. Bir de yani Murat Bey... Söyleyecek çok şey var da Murat. Sadece kısacık şunu eklemek istiyorum sözlerine. Şu güruha, şu kalabalığa baktığımızda en az 100 kişi çalışıyor. 100 kişi. Evet. 100. Evet.
Yani olası bir, Allah korusun, İstanbul depreminde işte bu kentsel dönüşüme direnenler, binaları aman böyle ama idare ederiz deyip geçenler, inisiyatif sahibi olup o sözü ağzından çıkaramayanlar oturup tekrar bir düşünmeliler. Bugün o kararı vermek için geç değil çünkü. Evet. Ama yarın çok geç olabilir. Şu görüntüleri görmek istemiyoruz. Yazık günah. Tabii çok esas düşünmesi gerekenler de işte en son 99'daki Gölcük depremi itibariyle bugünlere kadar getiren sevgili yetkililerimiz. Artık hangileriyse onlar. Bütün bunların herkesin taktiği koyup şöyle bir düşünmesi gerekiyor. Evet. Pekala, İstanbul'dan Erzurum'a geçiyoruz. Erzurum'da da 30 yıllık bir binanın merdivenleri bir anda çöktü. Acaba geliyorum her şey dedi ya, mi? Olaylara gel. Apartman sakinleri neye uğradığını şaşırdı. Çökmeyle birlikte binada mahsur kalanlar itfaiyenin kepçesiyle kurtarıldılar. Bu evlerin tamamını boşaltsak ya, niye iniyorlar? Herkes teker teker dışarı çıksın. Gürültüyü duyan kapıya koştu. Kimse gördüğüne inanamadı. Merdivenleri çöken apartmanda facia ucuz atlatıldı. Havası yapıyordum. Baktım bir sallantı geldi, çıktım, binanın merdiveni çökmüş. Palandöken'deki 30 yıllık 5 katlı binada hiç sorun yaşanmamıştı. Ama kopan gürültüyle kapıya koşanlar gözlerine inanamadı. Tam bizim kapının önü çöktü. Ben bu binada oturuyorum. Binada çıkarken merdiven düştü bir anda. Ondan sonra panikledi zaten herkes. Dördüncü katın merdivenleri çökmüş, apartmanın içinde sanki kıyamet kopmuştu. Alt kattakiler dışarı çıktı ama üsttekiler mahsur kaldı. Dördüncü kattan demirlere asılmış bir şekilde. Yani demirler bırakırsa tüm binanın merdivenleri çöker. Küçük çocuklar da var. Allah uzatsın, birinin üstüne çökebilir. Devreye ekipler girdi. Kapılar tek tek çalındı. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Korkutan olay neyse ki felaketle sonuçlanmadı. Elektrik, doğalgaz ve su bağlantıları kesilen apartman mühürlendi. Ekipler zaten bütün daireleri tahliye etti. Hadi itfaiye işini yaptık, boşaltalım. Büyük geçmiş olsun. Acaba o merdiven de geliyorum ben çökmek üzereyim sinyalinde bulundu mu? Demiştir. Ya da olmamıştır herhalde, değil mi? Valla her şeyin bir de üst üste olması çok şaşırtıcı ya. Bütün bunlar arka arkaya falan, evet. Yani hani. Bu arada 3. 4. ve 5. kattaki arkadaşları itfaiye kurtarıyor. Evet. İtfaiye şu an mühürlü. Ne zaman içeri girerler, giremezler bilemiyorum ama kolonlarda anladığım kadarıyla ciddi bir sıkıntı söz konusu. Ya birileri giderken, ne bileyim çocuklar falan okula giderken hep beraber böyle çökseydi. Hani işin o tarafından bakacağız artık. İnsan olabilir üzerinde, aynen. Tabii yani, merdivenden aynen. Aşağı inmekte olan ya. Bir veya birkaç kişi olabilir. Evet. Yani şu an hep ucuz atlattığımız ve Allah'ın, Rabbimin koruduğu hadiselerden bahis açıyoruz. Ama baksana şuraya, yani ne demiri var ne bilmem nesi var, birdenbire gidiyor. Yapının ne kadar da çürük olduğunu ortaya koyan bir durum. Bu içeride deprem. Peki ana o neydi onun adı? İşte o taşıyıcılar, kolonlardaki dişlerde durum nedir? Buna da bakmak lazım. Bir ön apartmanın ön çığlığıdır bu. Başka da bir şey değil. Kesinlikle. Vallahi bir baksınlar etsinler az ama. Az önceki haberde o çığlık bayağı atılmış zaten. Artık o çığlık yani. Bina, bambaşka bir şey oldu. Tabii. Valla yani bizim memlekette herhalde birçok yapı stoğu dediğimiz bayağı ciddi anlamda sıkıntılı. Herkes baktırsın ama yani bu ekonomik şartlar diyorlar, aman ya bugün yarın yaparız vesaire vesaire evet. Diyoruz. İşte Küçükçekmece'de Murat Bey'in kararı çıkacak ki apartman yıkılacaktı orada bilmem ne falan. Yani buralarda artık en azından daha büyük ölümler olmadan iyice... Yönetmelik mi olur ya da kanun mu olur, şu bu falan filan, neyse deprem devlet destekli bir şekilde yıkılsın, yeniden yapılsın. Can o kadar ucuz olmamalı ve apartmanlardan bahsediyoruz, en az 20 kişi 30 kişi oturan bir yerler, çoluk çocuk Allah korusun. Tabi bu da bir zorunlu kabulleniş de çok acı bir şey yani, biliyorsun bir gün evet bina sakat fakat yapacak hiçbir şey yok, oradan da çıkamıyoruz. Hikayemiz bu, kabullendik deyip de içinde oturmaya devam ediyor olabilirlerdi az önce Küçükçekmece'de verdiğimiz hikayede maalesef. Tekrar olmasın inşallah. Peki Sarıyer'deyiz. Evet, İstanbul'umuzun şahane ilçesi Sarıyer'e doğru giderken sevgili Rumeli Hisar'ımız vardır biliyorsun. Evet. Bilen bilir efendim, bak bak güzelliğe bak maşallah. Gizem ansiklopedisine yepyeni bir sayfa daha eklendi İstanbul'umuzda. Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği Rumeli Hisar'ın altından geçen tünel tam da Büyük Fetih'in 571. yılında keşfedildi. 125 metre uzunluğunda, hep beraber gittik gördük Show Haber ekibi sayesinde.
Başka bir çalışma yaparken buraya girmemiz gerekti. Rumeli Hisarı'nın tam altındayız. Ancak daha fazla ilerleyemiyoruz. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul Kadim Efsaneler Şehri, o efsanelere son halka 29 Mayıs'ta eklendi. İstanbul için ve dünya tarihi için hayırlı uğurlu olsun. Çok özel bir buluş olduğunu biliyoruz. Büyük heyecanla karşılanan keşfin ilk ziyaretçilerinden biri de Show Haber ekibiydi. İşte şimdi biz de o gizemli tünelden içeri gireceğiz. Bakalım tünel bizi nereye götürecek? Zaman zaman alçalan, kıvrılan, içinden vadi su yolu geçen Rumeli Hisarı tünelinin girişi Çavdarlı Halil Paşa Kulesi'nin hemen yanında. Herhangi bir giriş çıkış şu an yok aslında. Biz çok ufak açıklıklardan keşfettik. Birkaç adım attıktan sonra hemen tünelin girişine geldik ve yaklaşık burası 1,5 metrelik bir yükseklikte. Siz mi keşfettiniz? Ekip olarak keşfettik aslında. Tünelin girişinde yaklaşık 20 metre ilerledik. İstanbul'un fethinin 571. yılında işte bu keşif gerçekleşti. Tünelin daha da derinliklerine ineceğiz. Bakalım bizi neler karşılayacak. Nereye çıkıyor burası? Batı Surduvar dediğimiz bir kısım var. Onun hemen arka tarafına çıkıyor. Şu an sarnıç kısmının altındayız. Tünelin girişinden bu noktaya kadar yaklaşık 125 metre boyunca yol geldik. Daha fazla ilerleyemiyoruz çünkü yukarı doğru bir eğim söz konusu. Şu an buranın örgü sistemi, Rumeli Hisarı'nın örgü sistemine çok benziyor aslında. Arkeolojik ve bilimsel çalışmaların ardından tünel ziyareti açılacak. Ne kadar sürprizlerle dolu bir şehirde yaşıyoruz. Ya. Ha? Alt taraf örümcek ağı gibi. Yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle, değil mi? Yokuşlarıyla, tarihiyle. Evet. Yani baksana sürprizleriyle dolu bir şehir. Enteresan. Vallahi Rumeli Hisarı olunca tabii niye, hangi amaçla olduğunu düşün. Tabii. Askeri amaç, su, tabii. Ne işte yani tahliye vesaire. Herhalde askeri amaçtı oradaki arkadaşlara. Bir şey, kaçış yolu kaçış olabilir yolu, değil mi? Tabii. Bir taraftan ekmek, su, buğday neyse o götürülür getirilir ama. Tabii tünelden denize açılan çok evet. Kısa bir yol aslında. Ya Kapadokya'da böyle ama mesela yani hani yaşamış? Acaba şeyi merak ediyorum. Ta bu yol mesela şeye kadar gider Beyoğlu'na. Hı. Beyoğlu'nda da bol miktarda tünelimiz var sağ olsunlar. Evet. Alt tarafta ayrı bir hayat kurmuş arkadaşlar ya zamanında. Evet. Ne güzel. Şehre bak. Aşağılarda yaşanan Köstebek bir hayat varmış. Gibi. Bir giriyorsun aslında biz de şimdi yapıldı ya Avrasyalar, Marmaraylar falan filan. Evet. Bir giriyorsun Hisar'dan, bir çıkıyorsun Taksim Meydanı'ndasın. Ha ne güzel. Aslında bir düşün. Yani evet. Trafiğe de aslında şey olabilir. Çok faydası olabilir kesinlikle. Fayda olabilir yani. Girsin arkadaşlar orada tekerlekleriyle vesaire. Peki İstanbul'a gene devam edelim istersen. Ama bu çalışmalarını yerel yönetimin destekliyorum ve son derece tabii. De güzel yapmışlar. Zaten söyleyen beyefendi de biz bas bas bağırıyordu burada bir tünel olduğunu vesaire gibilerinden. O çalışmalar Anadolu yakasındaki bakalım Anadolu Hisarı'nda da varsa ne güzel olur. Evet ne güzel olur. Evet. Bekliyoruz heyecanla bu gelişmeleri. Heyecanlıyız. Şimdi trafik altta üstte yoğun İstanbul'da gördüğün gibi. Bir de İstanbul'da taksiye binen müşterilerimiz var biliyorsun. Hı-hı. Taksicilerin de belirli sınavları var. Şimdi son zamanlarda ehliyet sınavlarına girip alamayanlar, işte bir türlü ehliyetine kavuşamayanları da görüyoruz çok sıklıkla. Çünkü çok sıkılaştı artık bu. Bir de sabır sınavı eklenmesi lazım bence ehliyet alırken. Hı-hı. İşte onlardan biri geliyor şimdi ekrana. Abla arabada gitsene. Hayır. Sarhoştu, cimciklemeye başladı beni. İnin dedim. İnmek istemedi. Ön koltuktan bir türlü kalkmadı, taksiden inmek istemedi. Ya baksana abla trafik yaptı her yeri. İn ya. Hayır diye bağırıyordu. Hayır! Ya bayağı şiddetliydi, bağırıyordu. Sonra da hayır diye öyle bir bağırdı ki taksici ve arkadaşları neye uğradığını şaşırdı. Hayır! Arkadaşlar videoya çekmiş, ben de farkında değildim. Kadın müşteri taksiciye öyle bir imtihan yaşattı ki hem trafik felç oldu. Ya baksana abla trafik yaptı her yeri. Hem zamanımı çaldı. Hem de taksici ücretini alamadı. En baba tutacağı 200 lira. 200 lira da önemli değil. Arabamı kutsaydı hemen hemen 1500-2000 liradan olacaktık. Taksici Mücahit Okay'ın Taksim'de başına geldi bu olanlar. Kadın müşterinin alkollü olduğu belliydi ama yine de itiraz etmedi. Alkol almak istedi. Sarhoştu, camını açtı. Dışarıya sağa sola hakaretler etmeye başladı. Hayır! Bir türlü gideceği yeri söylemedi. Taksiden iner misiniz dedim. Arabadan iner misin? İnmedi. Güzel dille uyardım. Durduk yere kendi kendine bağırıyor. İnmeyeceğim diyor. Hayır!
hanımefendi sonuçta. Rencide olmasını hayatta hiç istemem. Bu işin kadın erkeği yok. Bu tarz bir şeylerden gerçekten bıktık yani. Mücahit Bey yaklaşık 15-20 dakika uğraştı. Sonunda kadın taksiden indi, gözden kayboldu. Hala kulağınızda çınlıyor mu o bağırışı? Yani tabii. Umarım inşallah bir daha yapmaz. Karşılıklı bu iş zor iş gerçekten. Yani bir arabanın içindesin, kimden nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bilemiyorsun çoğu kez. Zorla arabaya arabadan çıkarmaya çalışsan, görenler de mesela şu bağırma çağırma hikayesini görmese vay efendim neler neler neler. Kim bilir? Valla taksici kardeşlerimize yer yer bazen yüklenebiliyoruz da kimi nedenlerden dolayı bazı çürük yumurtalar falan filan oluyor ya içlerinde çürük bir yapıya sahip arkadaşlar. Ama son 2-3 örnekte gördüğümüz gibi İstanbul'da özellikle taksici olmak çok zor ama macera arıyorsan taksi işine giriyorsun. Evet. Yani her gün, her saat apayrı bir eğlence tabiri caizse. Yani taksinin direksiyonunda olmak da zor, yolcu olmak da zor. Tabii. Türlü türlü hikayeler. Fakat bu da gerçekten zormuş. Yani bir de ön koltukta bas bas bağırıyor. Fakat baksana taksici o anda neyi hesaplıyor? Ya 200 lirasına değilim ben. Yani arabanın içi kirlenmesin yeter ki. Bir tabii de o canım. Olsaydı ben bitmiştim. Bu yıkaması falan filan temizletmesi çok zor. Ama bir taraftan da İstanbul'da taksi bulamıyorsun ya hala o dert var. Ha, bulmuşken inmiyor. Bulmuşken inmeyeceğim kardeşim. Hayır diye bağırıyor. Biraz mesela yolcuya da burada hak veriyorum. Madem taksiyi buldum otururum kardeşim. Yani taksici kardeşim gidecekti ruhsatı güzel. Üzerine yapacak o derece yani. Evet güzelmiş. Güzel tabii Ebru. Gezeceğim İstanbul taksilerine bindim diye. Buldum bırakmam. Çok güzel peki buyurunuz. Adana'da bir kadın kendisini aldatan bir beyefendinin yüzünü ifşa ediyor. Elektrik direklerine asıyor onu, ağaçların işte gövdesine asıyor. Tüm direkleri astı ve altına öyle bir not yazdı ki aman Allah. Kesinlikle aldatılmış bir kadın olduğunu düşünüyorum. Çok sevdi, aldatıldı. Yüreğini soğutmak için unutulmaz bir intikam planı yaptı. Göreni şaşırttı. Bayağı şaşırdım. Çok kim değişik bir şey. Sence? Gördüm yani gerçekten suratına tükürcem. Adana'da bir kadın onu can evinden vuran eski erkek arkadaşından intikam almak için fotoğrafını bastırdı. Gördüğünüz yerde suratına tükürün notu yazıp elektrik direklerine astı. İki kişiyi senelerce idare edebiliyor. Kızlara not, böyle kişilerden uzak durun. Erkeklere not, aldatma konusunda profesyonel ders alabilirsin. Afişi gören dönüp bir daha baktı. Üzüldüm biraz da aslında yazık yani. Evet yapardım çok haklı bir şey yani. Hak etmiş. Kimi hayrete düşerken kimi de afişi söküp attı. Adana'nın insanı çok değişik her şeyi yaparlar. Bir de o çevrede tanınan bilinen biri ise eyvahlar artık olsun. Artık biliniyor zaten şu biliniyor anda. Zaten. Bütün bilinmiyor zaten. Bilinmiyor da. Yani intikam işte ne denir? Soğuk yenen bir yemek midir? Nasıl bir şey artık suç işlediyse diyelim. Hanımefendinin nasıl bir damarına basıldıysa bakın. O konuda iki kişiyi idare etme konusunda uzman senelerdir. İki olduğuna emin miyiz? Öyle yazıyor. Yani ne bir farklı da olabilir. Kızlara not böyle kişilerden uzak belki. Durun. Erkeklere de notu var. Hı. Eğer ders almak isterseniz kendisi bu konuda profesyoneldir. Ders anlatacak pozisyona gelmiş yani. Vallahi bilmiyorum yani hani çok ayıp ya. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Niye iki kişi arasa çözemiyorlar bunu? Ha, iki de olmuyor. Üç de olabilir, dört de olabilir yani. Hani yeni mi uyandı? Zaten. Ben aslında şeyi çok merak ediyorum. Mesela o anda, daha doğrusu bunu öğrendiği anda hani... Gördü de mi öğrendi, duydu da mı öğrendi ama bir somut bir şekilde öğrendi. O anda ne yaptı? Hmm. Yani mesela bu evet bir sonrasında yapılan bir hareket. İkinci belki safha. Belki hiçbir şey yapmadı. Orada sustu. Ben en iyisi böyle bir şey yapayım dedi mesela. Ya hani... soralım seyircimize. Acaba soralım. Siz olsanız ne yapardınız? Mesela böyle bir şeyle karşılaştınız. Hmm. Ne yapardınız? Yani çok önemli bir şey bilmiyorum. Yani sen yapar mıydın böyle bir şey? Neyi? Ben hiç tenezzül etmezdim. Duvara asma durumları evet. Var. Yok canım ama yani belli ki bir gururuna yedirememe durumu var. İki tabii kişinin canım. İdare etme tabii. Vesaire vesaire de erkek tarafında herhangi bir şu an açıklama yok. Yok. Onu merak ediyorum. O duvardaki benim diye çıkıp anlatırsa göreceğiz kendisini. Ya bu arkadaş bir tane orada röportaj veriyor ya Adana burası herkes de hani bir şey beklenir falan filan da bu işi Adana'yla sınırlı bırakmamak gerekiyor. Kadın erkek yani, ilişkilerinin olduğu her yerde bu iş var. Her yerde var, yani. Var ama... Allah aşkına bu arkadaş dese ki benim onurumu ve gururumu kırdın diye alsa eline
bir ne bileyim zarar verici bir aleti Adana'yı dar etmez mi bu hanımefendiye mesela? Türkiye'yi dar etmez mi? Ya da yaşamı dar etmez mi? İşte yani çünkü bizdeki cinayetler şunlar bunlar biliyorsun ya da şiddet onurdan gururdan dolayı. Tetikleyici yani bir şey trafikte diyorsun. İlerlersin şöyle yapıyorsun sen benim gururuma mı dokundun diyorsun. Ben tabii yine çok naif bir yerden bakıyorum. Biz hani de öyle baktık da başta. O beyefendi elini alıp da bir bakın bu benim hakkımda bir böyle bir küçük düşürücü bir hikayedir deyip bir suç duyurusunda bulunabilir. Bir dava açabilir vesaire. Yani hani ben buradan baktım ama kalkıp da gerçekten şiddete şiddetle daha da büyüterek karşılık vermek zaten hatalı belli ki bir şey olmuş orada. Yani hiç gerek ama yok. Ama naif bir yer ya da başka bir yer yani şu an hepimize çok sevimli geldi güldük eğlendik. Tabii, tabii. Ya iki gün sonra hanımefendinin başına Allah korusun bir şey gelirse burada ne olacak? İşte o adam benim dese mesela çıksa ben yaptım kardeşim dese bir şiddet uygulamaya kalksa yandık hepimiz. Kesinlikle. Dolayısıyla ne yapacağımıza ciddi anlamda karar verelim. Tasarlanmış yapılmış bir şey. Adana'ya da günaydın kardeşim ama ben üzüldüm. Ha kimse kimseyi aldatmasın arkadaş. Tabii canım. Aynen konuşun. Ev bittiyse bitmiştir yani. Konuşup gitmek varken. Peki hala bazıları onu da beceri zannediyorlar ya. Marifet zannediyorlar. Bir de eğer iki kişi de gerçekten diğer taraf mı kazandı mesela? Ha, ne oldu o mesela? O da başka bir onun da resmini koysaydı. El arttırabilir. Evet kardeşim ben de yine mesela bu sefer de Adana'nın direklerine asılmayan sentlerinde asılabilir. Buna dikkat edin falan filan diye. O zaman o da mı şiddete uğrayacak? Evet. Düşünsene. Peki hadi bambaşka bir yere geçelim istersen şimdi. Kızılcık Şerbeti'ne geçelim. Çünkü yine cuma akşamı içeride adeta bombalar patladı onların da deyimiyle. Çünkü son bölümde Görkem'e Nilay'ın saldırdığına inanan Fatih kardeşler birbirine düştü. Mustafa ile tartıştı. Daha sonra bir olmaz olmaz bu hikaye ne zaman acaba açığa çıkar dediğimiz biliyorsun bir bak, olay hangi var. Hangi hikaye diyeceğim aynen. Ya acayip bir hikaye çünkü o. Ömer'le biliyorsun Görkem'in hikayesi çok böyle üzerine bir şey kalınca bir örtüyle saklanmış zannediliyordu. Ta ki işte o anlar şimdi geliyor. Hay Cemre kucağımda aldım yukarı çıkıyorum. Vallahi canıma kastedecek sandım. Ya anne yapma Allah aşkına benim karım mı suçlu oldu şimdi? Ama sen zaten böyleydin anne sen hep Nilay'ı tuttun. O yaptı 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 sen saf dedin sustun. Fatih karım hakkında düzgün konuş. Düzgün olsa düzgün konuşacağım. Ya ben bu kadar fesat, bu kadar kötü niyetli, bu kadar yalancı bir kadını ben hayatımda görmedim ya. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim beni iyi dinle. O Nilay bir daha benim karımın yanına yaklaşırsa farklı şeyler olur tamam? Ne olur Fatih ne yaparsın? Hadi bir gitsin yanına da göreyim. Sen önce ne yapmak istediğine bir karar ver. Eğer bu şekilde ortalıkta doğa diye sayıklayarak gezeceksen Görkem için de kıyameti koparmayacaksın. Ben hemen bebek sahibi olalım istiyorum. Yani böyle de bir aileyiz ama tam aile olalım istiyorum. İnşallah. Bunu geç burada tekim. Bir dakika geri gel geri gel be. Geri gel. Ha dur. Bu mu? Ver bakayım şunu bana. Bismillah bu ne? Ne oldu? Evi karıştırdığın yetmiyor şimdi gelip burada da mı olay çıkaracaksın? Ne olayı Fatih ya konuşmaya geldim. Ne konuşacağım ben seninle be? Sen kimsin? Sen kimse ki ben seninle muhatap olacağım. Bak bana bak yetti artık senin bu kendini bilmezsin. Kendine geleceksin tamam mı? Haddini bileceksin. Ya ben konuşma. Ya ben senin çocuğun doğduğunda ağırlığınca altın aldım. Sizin borçlarınızı ödedim ben. Sen ne yaptın? Beni bitirmeye and içmiş gibi eş diye seçtiğim kim varsa hepsini herkes hasta ettin sen be. İllallah ettik senden. Sen benim karımı döv bir de pişkin pişkin buraya gel öyle mi? Yok öyle bir şey. Bundan sonra seni uyarıyorum. Benim yanıma da karımın yanına da desturla gireceksin desturla. Kızım hayırdır o ne gir şöyle? Fatih'in odasına girdim bana bağırdı çağırdı ama. Kızım yeter yeter. Ev bitti şimdi de burada mı olay çıkartıyorsun? Ya burası bizim iş yerimiz biraz saygın olsun. Madem bana kimse inanmıyor, ben de bu yükü üstümden atıp sana devredeceğim. Neyi kızım? Görkem Ömer amcamla yatıyor. Sus. Kapa çeneni. Koparırım o dilini. Pembe, Nilay'a önce inanmak istemedi ama o fotoğrafı görünce yaşadığı şok yüzüne böyle yansıdı.
Mayınlar mayınlar patlıyor tek tek görüyorsun. Ya şimdi Nilay'ın tabii öyle bir hali var ki sürekli bir hani mikser tabiriyle ailede herkes birbirine düşürüyor. Her şeyin de farkında, bir de şanslı ballı yani onun önüne düşüyor her şey. Baksana bu fotoğrafa. Düşüyor da dikkatli ama Ebru. Bir canım onu arıyor çünkü. Ya o fotoğrafa o baksa bu baksa, hele ki Fatih baksa bu haliyle ruh haliyle hiçbir şey göremez. Bakıyor bakıyor ve aa. Bir dakika diyor yani. Evet. Orada bir işte arkadaşın bir şey hali var yani. Evet. Dedektif hali. Zaten oraya gidiyor, buraya gidiyor, cevap bulamıyor. Soruşturmayı da Pinko'ya devrediyor. Pinko'ya hadi bakalım. Bana inanmayacaklar şimdi. Ben biraz daha kötü olamayacağım. Bari sen ol. Evet. Şeklinde gerçekten nereden nereye gidiyor. Ben tahmin edemiyorum. Tahmin edilemez bir dizi Kızılcık Şerbeti. Şeyi merak ediyorduk gerçekten, sen de öyle. Acaba bu hadise burada kapanacak mı? O hani evet. O hani restoran bar ortamında yaşananlar sonrasında vesaire. Yoksa bir yerden çıkacak evet. mı ortaya? Aha da... Bilmiyorum. Ondan sonra ne olacak? Bundan birkaç bölüm önce Fatih abisini kafede otururken görmüştü Görkem'le. Hadi Ömer'le. Orada yani evet. şey. Hani aile içi konuşmalar geçebilirdi. Fakat yalan şimdi... vardı işin içinde. Abi konuşmaya gelsem ya ben şimdi pek müsait değilim daha sonra. Ben senin olduğun yere gelsem yok şimdi de gelme diye. Orayı zaten bir cebe koymuştu Fatih. Şimdi Fatih'ten de ben büyük bir patlama bekliyorum açıkçası. Fatih çünkü kime zaten... baksa evet diyor. Ona öyle yapalım Fatih tabii olur. Var ya yani doğaya şey, gidiyor evet olur. Gerçekten tokat atıyorlardı ya tam öyle bir hale düştü. Neye dengesiz şaştı evet, Fatih. Gelinlerin savaşında vallahi oğlanlar birbirine düşmüş durumda, düşecek kesinlikle gibi gözüküyor. Öyle. Çok merakla bekliyorum. Çünkü herhalde yani bugün yarın bitecek. Daha doğrusu bir ara verecekler. Elbette. Ama nerede ne şekilde ara verecekler? Kalbimiz, yüreğimiz Kızılcık Şerbeti'nde. Ben tuttuğum biri var mı orada? Görkem çok sertleşti ama... Hani ben şunun ekibindeyim, bayıldığım şuradayım. Bayıldığım karakter, ben Pinko'ya bayılıyorum mesela. Ha, bayılmak değil, tutuyorum. Bu benim adamım kardeşim. Benim adamım. Diye. Benim adamım. Dur onu biraz düşünmem lazım. Onları biraz aynen öyle birdenbire yani. Olmadı. Birbirinden ayıramıyorum şu anda. Hepsinde öyle özellikler var ki mesela. Ben Alevi'yi de çok seviyorum. Alevi sevmeyen zaten. Evet. Barındırmak ister. Kesinlikle. Peki buyurunuz. Alevi değil, Kıvılcım. Ha, Kıvılcım, Kıvılcım. Alevi seviyorum ayrı ama Kıvılcım da tabii. ayrı bir renkli. Çünkü çok sakin. Aynen. O çok sakinliğiyle yapıyor her şeyi. Buyurun. İşte o fotoğrafa ne diyecek esas? Neyse. Şimdi Erol Evgin'le bir konserde evet. bir düet yaptı. Evet. Harikuladeydi. Biz de ekranlarda verdik. Aa ne kadar güzel söylemiş. Onun tabii arka planı var. Nasıl oldu, nasıl gelişti bir görelim. Güzel de şarkı söylediğini biliyorum. Şey internetten görüyorum böyle bazen değil mi şeylerde gece eğlencelerinde evet. falan. Bu akşam dedik Kızılcık Şerbeti'nde bir ilkbahar sabahını seslendirmişti. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Peki bu buluşma nasıl gerçekleşti? Ben telefon ettim, rica ettim. Kendisi de çok büyük bir samimiyetle kabul etti. Bu akşam burada sahnede beraber olacağız. Hayat bana sürekli gördüğünüz gibi şarkı söyletiyor. Ben güzel. Hani mesleğim gereği sahnede oyuncu söyleyebileceği kadar söylemesi gerekir. Hani kendi çapımda şarkı söylerim. Ama prova da çok iyiydi. Yani, söyleyeyim tabii. Ama hayat şu an beni sürekli böyle itiyor bir yerlere. Bakalım kısmet. Gelelim Kızılcık Şerbeti'ne. Sezon finali öncesi seyirci bombaları bekliyor. Biz dün finali çektik arkadaşlar. Birkaç günümüz daha kaldı. Tatile giriyoruz artık. Ondan sonra Eylül'de görüşürüz. Ömer ve Kıvılcım aşkını bir ayrılığın beklediği söylenebilir mi? Ömer'le Kıvılcım arasında bir ayrılık yaşanacak mı? Bomba patlayacak artık evet. Bomba patlayacak. Geçen günlere yazın, yazın etmişsin görürsen, öyleyse istemeyiz. Ya? Şimdi her yerde şarkı 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 deyince hani biraz da gel gel yapıyor birkaç tabii, teklif. Tabii canım. Gel gitmiştir herhalde. Bir single, birkaç böyle eskilerden bir aranjman, böyle şarkılar falan. Ya, güzel çok olur. Çok yakışıyor. Çok güzel. Tabii ki yani görüyoruz hani bu işi severek yapan çok güzel oyuncularımız çok, da var ve sahnede çok. De hani performans gösteriyorlar. Tabii. O da başka bir şey yani. Çok güzel şarkı söylemek çok yakışıyor bence. Sevgili Evrim Malasya'ya. İkili de bence efsaneyle bir araya gelmeleri de muhteşem olmuş. Peki devam ediyoruz. Şimdi bir düğün haberi vermiştik. Hatta demiştik bugün düğünlere evlenecekler dedik. Hani
Burak Sergen'le müstakbel eşinin davetiyelerini görmüştük ve düğün yaptılar. Baya baya da büyük bir müstakbellik düğün. Müstakbellik gitti artık. Ya, gelin öyle. Hanım oldu yani. O dördüncü evliliği. Ay 14 diye çıkacak cazım. Evet, Gizem Şaban'la dünya evinde 14. Allah söyletmesin diyeceğim yani. Hani 14'e gerçekten yorulur insan. Geçen cuma imzaları atan çiftin mutluluk pozları çok konuşuldu efendim. Şöyle bir o röportaja doğru gidelim. Burak Sergen dördüncü kez dünya evine girdi. 1991-1992 arasında şarkıcı Pamela Spence'le, 1999-2018 arasında Işıl Sergen'le, 2021-2024 arasında da Nihan Ünsal'la evlilik yaşayan Sergen aradığı mutluluğu dördüncü evliliğinde buldu. Burak Sergen, Gizem Şaban'la dünya evine girdi. Fuatpaşa Yalısı'nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Gelin ve damat geliyor. Burak Sergen mutluluğunu böyle dile getirdi. Şimdi şunları söylemek istiyoruz. Ya çok güzel bir 3 sene geçirdik biz Gizem'le birlikte. Ondan sonra da bunu taçlandırmaya karar verdik. Arkadaşlığımız aşka döndü ve bu gece de bunu taçlandıracağız. Çok mutluyuz. Aslında hep yan yanaymış Burak Sergen ve Gizem Şaban çifti. Zaten tiyatroda, turnelerde, her yerde yanımdaydı. Çok cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu. Tanışmada orada mı gerçekleşti? Nasıl oldu? Evet, orada gerçekleşti. Onun haricinde çok mutlu bir yola çıktık. Onun için bu yolda da sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Her şeyimizi söyleyeceğiz, anlatacağız. Çok mutluyuz. Burak Sergen'in bir dönem ciddi hastalık problemleri vardı. Şu an durumu nasıl acaba? Yok, hiçbir problemimiz yok. Çok şükür geçti. Burak Sergen ve Gizem Şaban çiftinin nikah töreninden bu anlar yansıdı kameralara. Sonsuza kadar evet! Sonsuz günün ötesi bile de evet. Oh şahane, ne güzel sözler, ne güzel evetler. Allah bir ömür mutluluklarını daim etsin. Gerçekten hayırlı. Çok güzel, güzel de bir kalabalık varmış. Evet. Eşleri, dostları bu mutluluklarını paylaşmışlar. Gelinliğe çok da güzel gelin olmuş, çok beğendim. Değil mi? Şurada bir duralım ya bak. Çok yakışmış kendisine. Yani önünde de böyle lale gibi açılan bir şey var. Böyle kolumuz detayları hoş. Yani sade denilebilecek bir gelinlik. Evet. Omuzlarda. Bak, bu fotoğraf da güzel. Çok güzel olmuş. Boyu boyuna. Aynen. 3 yıldır tanışıyorlar. Ocak ayında boşanmış idi. Ayrılmış idi. Ve işte biz Mayıs'ın sonundayız. Dünya evine girdi yeniden. Evet. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun Burak abimize. 3 çocuklu, 5 çocuklu inşallah devam etsinler ya yollarına. Herkes aşk peşinde. Yani herkes aşkı bulanda bazen işte ilişkilerinin yani üzerine gidiyor, evleniyor. Bazen de hala arıyorsun, yıllar geçiyor. Ama şöyle bir şey var, güzel de. Mesela şey devam ederken, evlilik devam ederken mi acaba bir ilişki süreci başladı? Aşkı orada mı buldu da evliliği bitirdi? Evet, şimdi bu hesaplamalara girince tabii ister istemez oraya gidip şöyle bir kayboluyorsun. Hani şu kadar güzel, zaman önce boşandı, acaba vardı da mı bu yüzden oldu, öyle mi oldu? Eski hanımefendi mesela az önce Adana'da yapılan gibi mesela direkleri assaydı mesela... Aman. Ya Ebru öyle kaş göz yapma bana. Sorduğum sorular var. Peki hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Darısı kavuk darısı kavuşamayanların başına inşallah maşallah. Amin öyle diyelim. Türkan Şoray'a gidelim çünkü o da aşkı arayanlardan bak. Sen Türkan Şoray'sın. Bütün dünya sana aşık ama sen o aradığın aşkı acaba bulabildin mi ömrün boyunca? Aşık. Evet. Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı daralttın. Sevgili Türkan dünya Şoray. Değil uzay aşık. Oya ben şey yaptım. Sevenleriyle buluştu, harika bir sohbet gerçekleşti. Yine şarkılar söyledi ve yine özlemlerini ve keşkelerini anlattı. Türkan Şoray yolu oldu, kültür yolu da maşallah. Çok güzel oldu. İnsanın hayatının gidişatında ne zaman, ne olacağı hiç belli olmuyor. Hayat mucizelerle dolu diyelim. Bir gün okula giderken annemin kaldığı evde, annem bir evde kiralık bir ev tutmuştu. Ev sahibimizin kızı
sinemacıymış. Ve o sebeple ben tekrar anlatıp sizi sıkmayayım. Oradan teklif gelince benim eğitimim yarım kaldı. Yani ben yoksa, yani film çevirmeye başlayınca zaten devamsızlıktan kalıyorsunuz okulda. Ne yapmak istiyorum? Neler. Mesela dünyadaki bütün kitapları okumak istiyorum. Gerçekten sevmişim. Doyumsuz bir hale geldim böyle. 10 tane falan lisan öğrenmek istiyorum. Piyano çalmak istiyorum. Ondan sonra bir şey, aşık olmak istiyorum. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın Mevla bizi ömür boyunca. Ben ciddi bir Türkan Şoray hayranıyım gerçekten. Yani şöyle bakarken kendimden geçiyorum. Şıklığına bak. Saç rengi hiç değişmedi Türkan Şoray'ın, bak. Boya aynı. Aynı renk. Aynı. Hiçbir değişime gitmedi kendisinde. Yani fiziksel özellikle, estetik olarak da baktığında. Yani kendini numarası koyu, yani koyu kahve bir saç rengi var. Tarzı hep aynı. İfade, o yüzündeki utangaç ifade hep var. Bak, isteklerini, özlemlerini söyle. Bir de çok güzel giymiş. Onu da söylüyorum. Yani kendisine her gördüğünde ben bir yerlerine, bir dediğine, bir gözlerine, bir şeyine takılıp gidiyorum. Ama bunca zaman yapamadıklarına üzüldüm ya. Hani dünyadaki bütün kitapları okumak tabii çok kolay olmayabilir de. Hani ama en azından bunun için çabası var. Piyano yani, mesela çabalı, güzel. Tabii. Keşke ya, kimin keşkesi yok? Senin yok mu mesela? Yeteneklerimin biraz daha üzerine gitseydim, keşke şunu da yapsaydım dediğin. Hepimizin vardır mesela hayatta. Var tabii canım, olmaz olur mu da. Ya 15 yıl önce de keşke bunu yapsaydım dediğin zaman, 15 yıl sonra da keşke diyorsa biraz orada bir geçiyor. Yani o, çünkü adım atmak lazım. O paralel şey, paralel diyorum, neydi, pergelin bacakları açılıyor. Evet, tabii. İsteklerinle gerçekler arasında, ondan sonra mutsuz oluyorsun. Ama şöyle bir şey, yani her gittiği yerde de ayrı bir şey var, manşetlik cümleler veriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla Bursa'daydı. Değil mi şimdi? Ondan önce işte ne bileyim, Adana'daydı, Göbeklitepe'deydi. Kültür yolu nerede? Türkan Şoray'ın yolu orası çok olmuş güzel. Anladığım kadarıyla. Keşke Yeşilçam'dan daha böyle Türkan Hanım gibi diğer ünlülere de, diğer değerlerimize de ne bileyim bir anlaşma imzalansaydı da, değil mi? Ona o yolda görelim, hep beraber diyorsun. Devam ederdi. İşte neye inşallah. Çok güzel. Kültür yolunun bu yıl Türkan Şoray'ı ağırladı. Önümüzdeki yıllarda da inşallah diğer nice değerlerimizi ağırlar. Çünkü yani her yerde aynı cümleleri sarf ediyor aşağı yukarı. Aşkı arıyorum diye mesela önümüzde yıl Haki Gidiş Tekirdağ'daysa orada da diyecek. Evet. Peki buyurun. Bir doğum günü haberi var. Kenan Doğulu'nun 50. doğum günü özel bir partiyle kutlandı. Kenan'ın zaten doğum günü partileri mi? Ünlüdür. Evet, 50 yaşına girdi. Yani kim der gerçekten, baksana. Evet. Evet, o büyümeyen çocuk gibi hayatımızda. Yapı olarak da öyle, minikler ya bunlar. Abi kardeş, eş de dahil olmak üzere. Dolayısıyla çok belli etmiyor. Bak, gitar şeklinde pastasını üflüyor. Çok da kalabalık bir güruh varmış gerçekten. Çünkü bir partide öncesine demiş ki organizasyonla ilgili komşularına haber vermiş. Ben bugün doğum günümü kutlayacağım. Biraz kalabalık olabiliriz. Lütfen kusurumuza bakmayın demiş. İşte o partinin ve bu mektubun detayları geliyor şimdi. Bu hafta birçok ünlü ismin doğum günüydü. O isimlerden biri de Kenan Doğulu'ydu. Başarılı şarkıcı dostlarıyla bir araya geldiği partide 50. yaşını kutladı. Partide Aşk-ı Memnu dizisinin efsane üçlüsü Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem bir araya geldi ve ortaya bu an çıktı. Hayranları bu kareyi beğeni yağmuruna tuttu. Doğum günü partisinden Kenan Doğulu ve Beren Saat'in bu romantik kareleri çok beğenildi. Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti doğum günü pastasını kesmeden önce birbirlerine sarf ettikleri romantik sözler çok güzeldi. Aşkıma çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman benim yanımda olduğu için, beni desteklediği için, beni sevdiği için, varlığıyla bana güzellikler kattığı için seni çok seviyorum. Varlığını kutladığımız bu gecede
aslında hepimize gönderilmiş bir hediye olduğunu düşünüyorum. Hepimizin en eğlenceli anlarında, aşk acılarında, herkeste izin var. Anılarında yerin var. O yüzden biz sen olduğun için çok şanslıyız. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Yeni yaşı için büyük bir parti organize eden Kenan Doğulu, oluşabilecek sesten dolayı parti öncesi komşularına böyle bir mektup gönderdi. Her sene 31 Mayıs'ta sizlere verdiğimiz geçici rahatsızlık için önden özür diliyorum. Biliyorsunuz, bu cumada evde, bahçede eş, dost ve ailemle bir araya gelip 50. yaş günümü kutlayacağız. Normalden biraz daha kalabalık olacağımız için doğal olarak konuşma ve müzik gürültüsü daha fazla olacaktır. Şimdiden affınıza sığınarak bir gecelik sabır ve anlayış rica ediyorum. Olası bir ihtiyaç, uyarı ve destek için bize ulaşmanız gerekirse Güvenlik ve Koordinasyon Müdürümüz Vahdet Bey'e ulaşabilirsiniz. Katılmak isterseniz de bekleriz. Listeye eklenmek için lütfen isimlerinizi iletiniz. Kenan Doğulu'nun parti öncesi mektup göndererek özür dilediği komşuları, iddiaya göre gece saat 12'yi geçmesine rağmen yüksek sesli müziğin devam etmesi üzerine polisi aradı ve polis ekipleri partiye müdahale etti. Evet, aşağı yukarı 750 kişinin gittiği söyleniyor doğum günü. Oo, Hint düğünü gibi olmuş ya maşallah. Gerçekten birkaç gün sürebilirmiş hatta yani. Evet. Evet, güzelce kutlanmış. Nice mutlu yaşlara. Bu arada yeni bir şarkısı da çıktı, Kahve diye. Nasıl? Yeni single'ında. Ben nasıl buldun? Çok şekerli mi, sütlü mü? Sade mi, nasıl? Sade değil, bence bayağı eğlenceli bir şarkı yani. Yani yazı böyle kıpır kıpır her yerde yani duyan cıvuz. Bana sound'uyla öyle geldi ama her yerlere duymaya başladım bir anda. Hani zaten kulağına böyle bir çarpınca hissediyorsun ya, o şarkı tuttu denir vesaire. Doğru. Ama ben, Kenan Doğulu ya, ikon yani artık. Evet. Bunu konuşmanın manası yok. Yani yapsa o listelere girecek bir efsane. Evet, 30 yıl olmuş. Daha evvelinden zaten aile hayatı da hep şarkı türkü hikayesiyle evet, dolu tabii. Maşallah. 50 yaşına mı girdi? Oh, çok iyi. Genç, gayet genç. Evet. Yılmaz Erdoğan da oradaydı bildiğim kadarıyla. Zaten sevgili Kıvançlar falan filan. Ama bu şikayet olayı da hani... Evet. Şimdi ister istemez oluyor. Yani ne kadar sen hani önden söylesen de belli bir saatte küçük bebeği olan var, yaşlısı olan var. Tam bu saate kadar harika, biz de dinledik. Biraz da ufak konser verdiniz, şahane. Ama hani bu saatten sonra susturulmayınca, çünkü birkaç kez uyarı da gidiyordur muhtemelen. Hani onun artık geçelim falan diye. Sevgili komşum diye. O da çare evet. olmuyor. Çünkü 12 dediğin nedir ki ya? Hele yaz vakti zaten hava 9-9.30'da iyiden iyiye kararıyor. Evet, şarkılar, türküler, eğlenceler. Böyle durumlarda evinin bahçesi değil kardeşim o adres. Aha, başka bir yer, tatlı bir yer diyorsun. Tutarsın. Tamam, anladığım kadarıyla yere de para vermek yere mi? Para vermek istemiyorlar belki ama hani ama böyle de 50. yaşını kutluyorsan böyle bir yer tut boğaz evet. kenarında. İstediğin kadar bağır, çağır, dansını et çılgınca çünkü sabahlara kadar. Çünkü baksana bayağı şey sahne falan kurulmuş yani. Tabii dolayısıyla canım. Evin bahçesi için de değil mi? Oldukça büyük bir olay düzenlenmiş. Yani evet, rahatsız olmuşlar. Onlar da zaten müziği kesmişler herhalde. Konser yerinde kalmış ama eğlence devam yani etmişti. İnsan. Çok kalabalık. Çok birçok ünlü isim oradaydı. Şş, böyle herkes kulaklıkta mı dans etmeye başladı acaba? Şş, evet. Bir saniye falan. Ama bence mektup çok kibar. Ve çok nazikçe. Yani ya mektup, söylememiş, söyleyemeye de bilirlerdi mesela. Yani hani arayıp soran bir müzik sesi var. Evet, bugün bir doğum günü kutlanıyor. Aslında çünkü belli ki yani bu tarz yerlerde, biraz da İstanbul'un dışında olan bölgelerdeki bu evlerde insanlar sürekli düğün, nişan, doğum günü vesaire gibi kutlamalar yapıyorlar. Yapıyorlar da kolonları kurmuşsun devasa yani herhalde. Evet. O mektupta yazı ver bir zahmet. Evet. İyi ki doğdun, iyi ki hayatımızdasın. Maşallah. Maşallah. Buyurunuz. Ha, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti acaba ayrıldı mı diye soruluyor idi. Dedikoduların önü alınamadı. 3 yıldır aşağı yukarı beraberler. Bu kez yaptıkları bir hareket var ki noktayı koydu gibi. Neye? Tartışmalara mı, ilişkiye mi? Bakalım. Magazin dünyasında haftanın flash gelişmesi Pınar Deniz, Kaan Yıldırım ayrılık iddiası oldu. Gündeme bomba gibi düşen iddiayı kısa sürede yalanladı ünlü çift. Akacak coşkun sen nerede? Esecek deli ellerde. 3 yıl öncesinin sürpriz aşkıydı. Herkes onları çok yakıştırıyor, hayranları evlilik bekliyordu. Birkaç hafta önce Kaan'da mutluluğunu dile getirdi Pınar Deniz. Biz Kaan'la şu an mutluyuz, o yüzden hiç öyle şeyleri
Ya olursa da bir anda o zaman olur. O da yanlış. Yani bu yaz evlilik evet, var haberi çıktı. Evet, o zaten niye öyle haberle? Ben artık böyle şey diyorum herhalde. Hani ben kariyerimde güzelce oyunculuğumu göstererek ilerliyorum. Kaan kendi alanında ilerliyor. Biz öyle insanlar değiliz. Biz özel hayatlarımızı... Ben, tabii ki birbirimize saygı duyuyoruz ve konuşuyoruz ama... Yani bir, neden tarih konuşalım? Çok konuşulan çift 2022'de ilk kez el ele ortaya çıktı. Nasıl başladı? Aşk nasıl başladı? Pınar Deniz aşkıyla ilgili en samimi açıklamalarını Show TV'ye yaptı. Özel röportajında önce aşkı anlattı, sonra Kaan Yıldırım'ı. Aşık olduğunda bence ben daha dinginleşiyorum aşık olduğunda. Asıl kendime daha çok ulaşabildiğimi düşünüyorum. Daha dengede ve daha sakin oluyorum aşık olduğumda. Evet. Bir de tabii ki tek başına olduğunda daha bencil bir yerden davranıyorsun. Orada daha ikili ve daha paylaşım ya da işte orada kolektif bir artık iki kişinin olduğu bir his ya o. O açıdan da diğer insanlarla olan iletişimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Güzeliz valla. Birbirimizi seviyoruz, mutluyuz. Gayet güzel gidiyor. Hep evlilik soruldu onlara. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Evlilik. Yani teşekkür ederiz. Magazin tarihinin en romantik yaz görüntülerinden birinin kahramanıydı onlar. Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'e yaptığı ayak masajını konuştuk günlerce. İstemem ki ben muhtelif zamanlarda benim olan sevgi. İlişki ilerleyince haklarında çıkan haberlere karşı konuşmama kararı aldılar ve uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiler. Kaan Bey'i gördük de şey bu. Biz Kaan'la konuşmama kararı aldık o yüzden nazardan sizin de saygı... Mı? Belki de nazardan korktuğunuz için bilmiyorum. Biz konuşmama kararı aldık. İşimizin önüne geçsin de istemiyoruz. Haklarında atılan ayrılık iddiasını kısa sürede yalanladı ünlü çift. Pınar Deniz ayrılık haberlerinin yayılması sonrası Kaan Yıldırım'la yolculuk fotoğrafını paylaştı. Başlasın yollar notunu düştü. İkisi de kariyerlerinde sonuçta belli bir noktada ve her geçen günde bir basamak daha bir tuğla daha koymak istiyorlar. Şimdi maşallah. İlişki bunun önüne geçtiği zaman işte menajerlerinden belki de yapımcılardan lütfen yani karakterleri bizim korumamız lazım hani. Sizi bu kadar bu aşk haberlerinizle görmeyelim ortalarda. Hı. Uyarısı da gelmiş olabilir. Tabii. Geliyor da bu. Siz Ali ile yani. Ayşe değilsiniz nihayet. Aynen öyle. Yani özel hayatın birazcık daha saklı tutulması hikayesi var ama bir taraftan da geçtiğimiz günlerde Kaan'da Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda sanki evlenmekten de vazgeçtik ya da hani evlilik tarihini ilan ettiği tarihi hatırlamamıştı vesaire. Hani onlar hep soru işareti olmuştu. Teklifi. Evet teklifi. Hmm, ona mı kırıldı hani, acaba Kaan'cığım? Yani bir olabilir şeyler. Ateş olmaya yerden de duman çıkmaz. Hep gördük, belki hep duyduk böyle açıklamaları ve fotoğrafları sonrasına bir bakmak lazım. Allah sevenleri ayırmasın ama aynen, bir noktaya da gelindiyse güzelce ayrılsınlar. Evet. Tamam, sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Hadi bakalım. Millet de şey demiyor yani. Nasıl ayrılırlar Kaan ayrılır falan filan demiyordur herhalde. Ayrılırlarsa da ayrılırlar canım. Tabii canım. Aynen öyle. Ne karışıyoruz? Peki buyurun. Aşkım kapışma. Kripto para borsasına yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınmış idi. Şüphelilerden bir tanesiydi. Aşkım kapışmak yazar. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Diyor ki ez cümle, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım. Eza'yı yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır deniyor. İşte bu toplantılar sırasında zaten ne olduysa olduğu ifade ediliyor idi. Aşkım kapışmak bu açıklamayı yaptı. Göreceğiz bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Tekrar iyi gibi desteğiniz için teşekkür ederiz. Tabii. En kısa zamanda görüşeceğiz. Tabii. Saygılarımla kamuoyuna diye bir açıklama da bulundu. Geçmiş olsun diyelim elbette süreç devam ederken de göreceğiz neler yaşandı. Tabii. Hüseyin Esto'ya sormak istiyorum. Bu böyle mi devam edecek? Günaydınlar, iyi haftalar. Günaydın Hüseyin'ciğim. İyi haftalar Ebru. Günaydın Murat. Aslında Ebru gelecek 3 gün daha İstanbul'da epey bir sıcak hava. Hızlıca İstanbul'un tahminlerini söyleyelim. Bayram öncesi bir rekor denemesi demesek bile mevsim normallerine göre 8 derece hatta 10 derece bazı ilçelerde yüksek bir sıcaklığa doğru gidiyoruz. Salı, çarşamba en yüksek İstanbul'da 34 ila 36 dereceler ölçülebilir. Bunlar mesela şehrin kıyıdan uzak iç ilçelerinde daha yüksek olmak üzere 32-36 arasında değişecek. Ama asıl Ege'de, Güney'de ve Akdeniz'de 40 ila 43 derece gibi artık sağlık açısından tehlikeli sıcaklıklar var.
hem bugün hem salı hem çarşamba, yani şu önümüzdeki 3 günü Muğla, Fethiye, Aydın, Antalya, Adana, Kahramanmaraş'ta geçirecekler. Bu sıcak çarpmasına karşı biz uyaralım, dikkat etsinler diyoruz. Sağlık uzmanları saat 11 ile 4 arası, 5 arası hatta güneşten korunalım diyor. Biz bunu 41 derece veriyoruz hava durumu bülteninde ama insan giydiği kıyafete bağlı olarak bunu çok farklı, yaşına, işte bulunduğu iş yüküne bağlı olarak çok yüksek hissedebiliyor. Yani benzetmek gibi olmasın ama Hindistan'da 2 gün önce 33 insan sıcak çarpması yüzünden vefat etti, hayatını kaybetti. Bu seçimler yapılıyordu, gözetmenler. 33'ü aynı gün. Orada da 44-48 derecelere yükselmiş. Yani bakınca yüksek sıcaklıklara böyle maruz kalmak Haziran'ın başında çok iyi bir durum değil. Yaz geldi tamam ama koruyalım kendimizi diyoruz. Ama hep böyle mi gidecek? Hava tahminleri uzun vadede der ki bayramda 32, bugünün 32 derece olan İstanbul'a 34 derece 27-25'lere iniyor. Yani tam bir tatlı Haziran havasına güzel iniyor diyor. Bayramda bence de okullarda kapanınca Akdeniz'de de o 41 derece dediğimiz yerlerde de 32-33 dereceler görünüyor bayramda. Yani yine yaz havası ama bu kadar bunaltıcı olmayan. Sularda ısındı bu arada. Akdeniz'de 24 derece su sıcaklığı var. Marmara'da 22 derece, 23 derece gibi. Böyle çok hızlı birkaç gün geçireceğiz Temmuz gibi, hatta Ağustos gibi ama sonra bir ferahlama görüntüsü var. Bir de son olarak şunu ilave edeyim. Rüzgar esmiyor bakın kaç gündür. Bu akşam ve Perşembe, Cuma, Cumartesi akşamları Poyraz'dan güzel güzel serin serin ferah ferah esecek. Onu da söyleyelim. Akşamların rüzgarları eksikti. Biraz geri geliyor diyebilirim. Barajlarla küçücük de bir değinsek, bir sıkıntı var mı barajlarımızda? Ya İstanbul'da aslında Murat bu %ile, %79, %80'le çok sıkıntı olmaz zannediyoruz. Ama tüketim artıyor, buharlaşma hızlanıyor. Mesela 2 milyon 800 metreküp tüketen İstanbul geçtiğimiz 2 ay önce bugün 3.4 milyon metreküp tüketiyormuş. İSKİ'nin açıkladığı resmi veriye göre. Evet, dikkat edelim. Yani epey bir fazla. Dolayısıyla yüzdeler yanıltmasın, az suyumuz var gibi düşünmek lazım galiba. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşünemiyorum gerçekten bayağı. Bir hissedilenle beraber o zaten maşallah. 2 hafta önce bu dereceleri görmüştük sanki orada. Bir görmüştü, bir görüp inmişti dediğin gibi. Sonra tekrar bir rüzgarlı yağmurlu 2-3 gün geçirdi ama bu hafta Girne'de de Lefkoşa'da her ikisinde de 40 derece gölgede ama rüzgarı var, biraz daha esintili ama yine de yüksek sıcaklıklar söylediğiniz gibi. Evet. Peki Hüseyin, çok teşekkürler. Sağlıklı geçer umarım. Sağ ol. Harika, teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta diliyoruz sana. Sağ ol, var ol. Evet Ebru'cum, durum bu. Sıcak geldi, inceden güzel geldi. Güzel bastırıyor. Kendini hissettirdi, ne zaman gelecek diyorduk, geldi. Şimdi böyle hani yaylalara gitmek lazım, Karadeniz'e, Rize'ye derken bizim sevgili Show TV muhabiri arkadaşımız bu sefer biliyorsun Rize turundan bize de bir sürprizle gelmiş. Hı-hı. Çünkü bir atmaca, türkü atmacasının içinde böyle bir atmaca ve atma hikayesi atma gelecek. Atma diyor yani. Aa. Bize özel bir türkü geliyor. Aa, şimdi hadi bakalım. Kan bilet salalım bu güzel havaları, çok meşhurdur Rize'nin şanlı atmacaları. Ömer bu türküleri söyle nereden alacak, biraz uzak tutun iyi ha bu bize dalacak. Bu güzel türkülerimi birbirine katayım, şu Show TV habere iki türkü yatayım. Rize'yi sadece çaydan ibaret mi zannediyorsunuz? Hayır, Rize'nin atmacaları var. Rize'nin atma türküleri var. Rize'nin muhteşem bir doğası var. Ve bakın bu dağ evinde birazdan hem atmacayı hem de atma türküyü yakından görmüş olacağız. Dinleyeceğiz. Kulaklarımızın pası silinecek. Hadi bakalım. Rize'ye geldim ben de haber yapmak içindir. Rize'ye geldim ben de haber yapmak içindir. Gerisini uyduramadım, bana bir el vermek gerek. Türkü söylemek için göstereceksin dişi. Türkü söylemek için göstereceksin dişi. Az daha sabalarsan becereceksin bu işi. Rize deyince aklınıza artık atma türkü de gelsin. Çünkü Rize'nin adetlerinden bir tanesi, geleneklerinden bir tanesi de atma türküler. Atma türkülerin ustaları var ve bu ustalar yeni öğrenciler yetiştiriyor. İşte onlardan bir tanesi de yanımda ve aynı zamanda bir de kemençe ustası var. İşte o kemençe ustası ile beraber birleşince ortaya muhteşem bir atma türkü şov çıkıyor. Ha buradan o yani, yali gidelim yali. Bakın Murat abiye
buraların krali. Güzel türkülerim lan, söyle nasıl geçeyi, tabi orali olmaz Murat adam seçeyi. Ak dokundu atmacaya, o da horon edecek. Öyle türkü deyirim buralara yıkayı. Ne ettin atmacaya, niye sesin çıkayı? Rizillerin atmaca sevdası neden? Yani ne yapıyorsunuz atmacayla? Doğanın bir parçası olan atmacayı doğal silah olarak kullanıyorlardı. Atmacalar kendi yuvalarını kendi yaptıklarından dolayı ben de atmacayla zaman geçirecek olduğum yeri böyle bir ağacın üstünde yapmak istedim. Sensiz geçen günler, sensiz geçen günlerim, inan bana ki yalan, inan bana ki yalan. Ay vallahi koşarak oraya gidesim geldi, ben de sana türkü yakacağım. Yakacağım. Yak vallahi, nedir? Var mı? Kafanda var. Bir şey tasarladın mı? Ha buradım buraya, hay burcum oraya. Olabilir vallahi, niye olmasın yani. Bir özel düşünmek lazım, fakat bizden önce düşünmüşler çünkü bize özel ithafen bir türkü geliyor. Bak şimdi. Türkülerimi ben ha buradan dinlerim. Güzel türkülerimi ben ha buradan dinlerim. Ecidi Ebru abla başarılar dilerim. Sana bu hayatında başarılar dilerim. Dolsun gözlerin dolsun, güzel bu havalara dolsun gözlerin dolsun. Egidi Murat Culoğlu sana selamlar olsun. Egidi Murat Culoğlu sana selamlar olsun. Çok teşekkürler. Bizden de sevgi selam olsun. Sana hitap edilmiş. Ben yokum. Var dedi ya başta. Duymadın. Ay, duymadım ya. Kusura bakmayın. Kaçırdım. Ben böyle heyecanla dinledim. Sen kemençeye daldın gittin o yüzden. Ebru'cuğuma, Emurat'cığıma. Sağ ol güzel kardeşim. Helal eyvallah olsun, her zaman. Helal olsun. Düşünmenize yeter. Harika. Rize'mize sevgi Atma selam olsun. Göz bebeğimizdir Rize'miz. Trabzon'umuz, Giresun'umuz. Rize'ye gidelim. Murat biz de gidelim. Evet. Gerçekten. Sağ ol kardeşim. Oh ne güzeldir şimdi orada havalar. Oo Ebru'cum evet. Birdenbire böyle yaylalara basar sonra yine açar. İnanılmaz güzeldir ya. Ah ah. Evet, programı bitirsek de gitsek biraz. Az kaldı Murat'cığım, program bitiyor. Bayramda gideriz belki. Evet ben çok istiyorum bu sene. Yani evet. Bir Karadeniz turu Rize'den başlar Trabzon'a olur. Oradan oraya Çayeli bilmem ne evet. Derken harikulade olur vallahi. Bence de süper olur. Artvin, şimdi de Borçka. Reklamlara gidecekmişiz galiba. Önce oraya oradan oraya. Olur tamam. Dediler kulaktan. Buyurunuz efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşçakalınız. Evet yarın saat 8'de görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.